Ulusoğlu Camii, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alana Yıldırım Beyazıt zamanında 1396-1400 yılları arasında yapılmıştır. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Ulu Cami'nin 12 büyük 4 köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt'ın 1396 Niğbolu Zaferi'nden sonra Ulu Cami inşaatına başlanmıştır. Caminin inşaatı bittikten sonra ilk namazı Yıldırım Beyazıt, Molla Fenari, Emir Sultan'ın bulunduğu cemaate Somuncu Baba kıldırmıştır. Ulu Cami'nin ilk imamı Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi'dir. Caminin içinde kubbenin altında yer alan şadırvanın 16 köşeli havuzu ve 3 çanaklı piskiyesi vardır. Minber kapısı üzerindeki kitabe caminin bitiş tarihi 802-1399-1400 yılları olarak göstermektedir. İki minaresi olan caminin batıdaki minaresi Yıldırım Beyazıt zamanında, doğudaki minaresi ise Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Timur istilasında tahrip edilen cami, bu yıllarda tamir edilmiş, en büyük onarım ise 1355 depreminden sonra yapılmıştır. Bursa Ulu Camii, Evliya Çelebi'nin ifadesiyle Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Ulu Camii'yi gezenler 3 tane kapısı olduğunu çok iyi bilirler. Somuncu Baba caminin yapıldığı sıra buraya gelir, işçilere hayrına somun dağıtırmış. Somuncu Baba bir gün gene orada ekmek dağıtırken Hızır Aleyhisselam'ın orada olduğunu fark etmiş. Kolundan tutup "Sen Hızır'sın, anladım." demiş. Buraya gelip her gün namaz kılacağına dair söz vermezsen buradaki herkese senin Hızır olduğunu söylerim demiş. Hızır Aleyhisselam her gün geleceğine dair söz vermiş ama o da bir istekte bulunmuş. Hangi vakit geleceğim bana kalsın demiş. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam Ulu Cami'deki Vav harfinin önünde her gün gelip hangi vakit olduğunu bilinmez ama orada namaz kılıyormuş. Eğer bir gün Ulu Cami'ye giderek namaz kılacak olursanız mutlaka Vav harfinin orada namaz kılın. Belki Hızır Aleyhisselam'la birlikte namaz kılarsınız. ...2215 metrekare alan kaplayan Ulu Cami, her biri dörder kubbeli 5 bölümden oluşur. Hemen hemen eşit büyüklükteki 20 kubbesinin ortasındaki kubbe açık olarak yapılmıştır. Telle örtülü bu orta kubbeden giren yağmur damlaları havuzda toplanır. Işık ise camiyi aydınlatırdı. Günümüzdeki kubbe camakanla kaplı olduğundan yağmur suyu toplama işlevini kaybetmiş ama aydınlatma görevi devam etmektedir. Ortadaki kubbenin altında havuzlu 18 köşeli bir şadırvan bulunur. Ulu Cami'nin özelliklerinden birisi olan şadırvanın yapılma nedeni şöyle hikaye edilir. Cami yapımı için arazi istimlak edilirken şadırvanın
bulunduğu yerdeki toprak parçasına sahip olan hanım, arazisini satmak istememiş ve arazi zorla alınmış. Ancak daha sonra zorla alınan yerde namaz kılınmaz düşüncesiyle o yere şadırvan yapılmıştır. Şadırvanın 65 metrekareden ibaret olduğu düşünüldüğünde doğruluğu şüpheli bir hikayedir. İçindeki şadırvan ve duvarlarında yer alan dev boyutlardaki yazılar Ulu Cami'nin kendine özgü özellikleridir. Günümüzde Ulu Cami'de 21 Hattat tarafından yapılmış 45 levha, 87 duvar yazısı bulunmaktadır. Ulu Cami'nin Devaklı Abdülaziz oğlu Mehmet tarafından yapılan taç kapısı, sert ceviz ağacından hiç çivi kullanılmadan yapılmış minberindeki ağaç işçiliği bile şaheseridir. Minber kainatı temsil eder. Üzerine güneş sistemi kabartma bir formla işlenmiştir. Gezegenler güneşe uzaklıklar ve büyüklüklerinin oranları doğru olarak yerleştirilmiştir. O dönemdeki İslam ve Türk alimlerinin matematik ve gök bilimlerine yönelik biliminin batıya nazaran hayli ileride olduğu gözler önüne seriliyor. Abdülfettah Efendi levhayı yazdığı 75 santimlik kalemi ise levhanın sağına, direğin köşesine asmış. Mevlana'nın yüzünü, sakalını, her şeyini gösteren ayna stilinde yazılan bir yazıdır o. Nasıl yazıldığını merak edenlerin yandaki kaleme bakması lazım. Hat yazısının hemen yanındaki duvara asılı, deriden yapılan ve içi belli bir kalınlıkta olan bu kalem, altın suyuna batırıldıktan sonra hattat onu yukarı doğru kaldırıp kesip aşağı doğru indirdiğindeki uçları ve hatta yuvarlakları yapabilen bir kalemdir. Bu herkesin kullanabileceği bir kalem değil. O tablonun yanına tablonun nasıl yazıldığını göstermek için asılmış. Camide bu kalemle yazılan
başka yazılar da var. Arkadaşlar buraya gelebilirsiniz. Her zaman tavsiye ederim. Bak Ulu Cami 1399 yılında kurulmuş. Yapılmış. Dur şuradan. Ya resimden şöyle. Takip geliyor mu? Şeyden aldım. Ben. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu kadar söyleyeceklerim. Cami mükemmel yani. Görmek isterseniz Bursa'nın merkezinde. Gerçekten isminiz ne? Ben Hamza. Hamza sen? Efe sen? Enes. Enes sen kardeşim? Aytaç. Şöyle kamerayı bir yasalayın kardeşlerim. Şöyle aynen öyle. Destekçi olurum ya. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun.